PES FIFA Global stüdyolarından hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Çağatay Kuş ve ben mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Arda Emin Zevkliler ve değerli yorumcum Çağatay Kuş. Hemen yanı başımda ona dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet, stadyumda maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Mükemmel görüntüler var. Ve şimdi milli marşlar. Şimdi marşlar okunacak. Bir arkadaşımdan kulağıma gelen bilgilere göre 4-3-3 dizilişiyle sahada göreceğiz bugün onları. Evet, klasik 4-3-3. Öngördüğümüz bir dizilimle sahadalar. Evet hocam, beklentimiz bu yöndeydi bizim de zaten. Başlattı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Gordon. Bellingham kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Kroşowski. Suzlov. Hanko. Suzlov. Maçta temponun biraz düştüğü anlardayız. Tempo düştü, sakinleşti oyun. Düştü hocam. Vavro, pas uzak noktaya. Riz. Shaw. Shaw şimdi bir orta vuruyor. Alexander Arnold. Alexander Arnold yapıyor ortasını. Kroşowski. Ve bir kontra atak şansı şimdi. Hızlı çoğalabilirlerse tehlikeli olabilir. Bojenik. Hata sürdürüyor. Riz. Huey. Shaw. Riz atağın yönünü değiştiriyor şimdi. Kanada döndü şimdi. Riz. Tekrardan atak hazırlığı şimdi. Bojenik. Kenara oynadı şimdi. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Shaw. Boşluğu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Alexander Arnold. Alexander Arnold hızla ilerliyor topla birlikte. Taç. Boşta kaldı top.
Rhys. Dengesini kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu ona orada ya? Way. Şimdi Shaw. Gordon. İyi sakladı topu, kaptırmadı. Rhys. Geçmedi orada. Top dışarıda, korner. Alexander Arnold pas verdi. Shaw kesti içeri şimdi. Topu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitiriyor. Evet, zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir maç oluyor. Her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. İlk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim hocam? İyi niyetli, organize bir oyun gördük bugün sahada. Ancak ikinci devre taktiksel anlamda birkaç değişiklik olması kaçınılmaz gibi duruyor. Ben ikinci devrenin ilk devreden çok daha güzel geçeceğini düşünüyorum. Bakalım, izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Bakalım neler olacak ikinci devrede. Evet, ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi? İzleyip göreceğiz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydoğan Oral ve Karbonatel Olkopuz'un sunduğu Maske Çıkarılır Maske programında izleyebilirsiniz. Evet, maça dönüyoruz. Hocam, iki takım arasındaki farkı konuşalım. Fark yok belli Arda. Bir takım galibiyeti istiyor, diğer takım istemiyor. Evet hocamız, kısa ve net özetledi. Şov. Stones. Bojenik. Sağ boşluğu görüyor şimdi. Sağ kanada bir pas. Geriye döndü. Top hedefi buldu. Zamanında bir müdahale. Güzel zamanlama. Bengen. İki takım da temkinli, kontrollü bir oyun sergiliyor. Çağatay hocam, maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak ortada bir maç diyebilir miyiz? Yani iki takım da oldukça temkinli oynuyordu. Yani bu iş futbol oyunundan çok satranç oynamaya benziyor. Benim hoşuma gitmedi. Evet, bakalım neler olacak hocam. Bero. Skriniar. İleri uzattı. Kroşovski. Kroşovski. Uzak mesafeye doğru. Huey. Şimdi pasını aktarıyor. Alexander Arnold. Gordon. Alexander Arnold. Güzel hareketler. Baskı geldi orada. Bir orta şimdi. Vurdu kaleye. Şimdi. Son fırsatı da değerlendiremiyorlar. İyi fırsattı, kaçtı ve maç sona eriyor değerli futbolseverler. İngiltere bir an bile mücadeleyi bırakmıyorlar. Fakat skorda hala eşitlik var. Gol sanki birazdan gelecek gibi. Evet, 90 dakikada kazanan çıkmadı. Birazdan uzatmalar başlayacak. Bakalım uzatmalarda gülen taraf kim olacak? PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Rhys. Rhys. Pası kanada. Alexander Arnold. Gelişiyor atak. Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Alexander Arnold. Şov. Topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. Mero. Tehlikeli geliyorlar. Atak etkili olabilir. Aldı topu önüne. Önemli pozisyon.
Ve düdükle birlikte uzatmaların ilk yarısı sona erdi. Uzatmaların son 15 dakikasında kazanıp işi şansa bırakmak istemiyor. Ancak eşitlik bozulmazsa penaltılar kaçınılmaz olacak. Uzatmaların ikinci yarısı başlıyor. Uzatmaların ikinci yarısı başlıyor ve skor hala 0-0. Gomez. Riz. Oda. Hakemden faul kararı çıktı. Karar doğru. Hakem yönüne çağırıyor. Tereddütsüz kartına başvuruyor. Sarı kart. Hanko gelişi güzel bir şekilde topu uzaklaştırıyor o noktada. Şimdi Bellingham ve Stones. Krosowski. Kuchka. Riz. Bellingham. Pas sol kanada. Sürüyor orada. Bellingham solo oynadı şimdi. Skriniar. Topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. Stones. Orada bir top kaybı şimdi. İyi mi abi? Son düdük ve penaltılara geçiyoruz. 120 dakika sonunda da kazanan çıkmadı. Penaltı atışlarına geçiyoruz. Az sonra büyük heyecan penaltı atışları da sürecek. İlk penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Foden. Evet, ilk penaltı için topun başına geldi. Sakince gerildi ve gol oldu penaltı. Top filelerde. Güzel gol. Ve gol geliyor. Penaltı gol oldu. Üçüncü penaltı için topun başında. Ve kurtarıyor. Çok önemli bir kurtarış yaptı kaleci. Çok önemli bir kurtarış bu. Üçüncü penaltı için topun başında. Kaleci ve top ayrı köşelerde. Ters köşe. Gözü başka yerde, ayağı başka yerde. Tertemiz penaltı kullandı. Şu başarılı. Dördüncü penaltı için topun başında. Bir golle geride sürdürüyor mücadeleyi. Krosowski listede yer alan dördüncü oyuncu. Penaltı atışı için topun gerisinde şimdi. Ve topağalarda penaltı gol oldu. Kader vuruşu diyebiliriz. Kritik penaltı için topun gerisinde. Ve gol oluyor. Kaleci çaresiz bırakıyor. Topa çok akıllıca vurdu. Doğal olarak penaltıyı gole çevirdi. Evet hocam. Ve kaleci kurtardı. Çıkardı penaltıyı filmekçisi. Hala eşitlik bozulmuş değil ve seri penaltı atışları başlayacak az sonra. Kaleci pür dikkat, kritik bir an. Kurtardı, kurtarıyor. İngiltere maça oldukça istekli başlamıştı ve kazanmak için sahadaki 11 adamla müthiş mücadele etti. Neticede güzel bir galibiyet aldılar. Evet değerli futbol severler, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla maça renk kattınız. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Arda. Evet herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.